Ayda madencilik. Cep telefonları, bilgisayarlar ve araba aküleri gibi birçok cihazın üretiminde dünyada nadir bulunan maddeler kullanıldığı için gelecekte pek çok endüstride ham madde sıkıntısı yaşanabilir. Bu sorunun muhtemel çözümlerinden biri dünyada nadir bulunan maddeleri uzaydan getirmek. Örneğin, Ay yüzeyinin altında yaklaşık 1.6 milyar ton maden rezervi var. Ayrıca Ay'ın kuzey ve güney kutuplarında bol miktarda donmuş su olduğu da biliniyor. Bu yüzden pek çok uzay ajansı ve özel şirket Ay'daki rezervleri değerlendirmenin planlarını yapmaya başladı. Ay'daki donmuş su, içme suyunun yanı sıra hidrojen ve oksijene ayrıştırılarak roket yakıtı elde edilmesinde de kullanılabilir. Örneğin Texas merkezli Shackleton Enerji Şirketi, Ay'da gezegenler arası bir yakıt istasyonu kurmayı planlıyor. Böylece roketler Ay'da yakıt ikmali yaparak uzayın çok daha uzak yerlerine ulaşabilecek. Bilindiği üzere roket yakıtlarının dünyadan uzaya taşınması bir hayli maliyetli. Ay'daki donmuş sudan yakıt elde etmeyi planlayan başka bir firma ise Moon Express. Bu firma donmuş suyu High Test Peroxide (HTP) adlı bir kimyasal maddeye dönüştürerek yakıt üretmeyi planlıyor. Ay'da madencilik faaliyetlerine önem veren ülkelerden biri ise Çin. Bu ülke 2013'ün Aralık ayında JadeRabbit isimli robot uzay aracını Ay'ın yüzeyine indirerek Ay'da madencilik konusunda önemli bir atılım yaptı. Popüler bilim yazarı Richard Corfield, Physics of the World dergisinin son sayısında Ay'da madencilik konusunu ele almış, Corfield, uzayda madencilik çalışmalarının insanların diğer gezegenlere taşınmasında bir ilk adım olabileceğini düşünüyor. Avrupa Uzay Ajansı ESA, önümüzdeki 6 yıl içinde Ay'da madencilik yapmayı planlıyor. Ajans bu hedef için uzay aracı fırlatma ve hizmeti veren Ariane Group, Airbus ve Safa'nın ortak girişimi ile bir anlaşma imzaladı. Bir yıllık kontrat şirkete regolit, ay yüzeyindeki içinde oksijen ve su bulunabilen toprak ve kaya parçaları madenciliği yapma imkanı verecek. Bu toprak ve kayalar ayda kurulacak bir üssün inşası için kullanılabilir. Bu görevde Ariane 64 fırlatma aracı kullanılacak. Avrupa Uzay Ajansı şimdiden Ariane Group bu aracı geliştirmesi ve İlk uçuş denemesini 2020'de yapması talimatını verdi. Ay aracı ise Alman girişim PTS Science tarafından geliştirilecek. Adının açılımı yarı zamanlı bilimciler olan bu grup Ay'a ilk mobil iletişim ağını kurmak için çalışmalar yürütüyor. Başka girişimler de var. Avrupa tabii ki Ay'da madencilik yapma planlarını yürüten ilk ülke değil. Çin ve Hindistan da Ay'dan helyum 3 adı verilen bir nükleer yakıt çıkarmak için çalışmalar yürütüyor. Helyum 3 ile Ay'da nükleer enerji üretilebilir ve gelecekte uzay araçları yakıtını buradan alabilir. Çin'in ilk uzay aracını bu ayın dünyadan görünmeyen yüzüne indirdi. Çin'in amacı Ay'da bir üs kurmak. Dünyadaki ticaret gerginliğine rağmen ABD, NASA ve Çin bu alanda birlikte çalışıyor. NASA resmi sayfasından yaptığı duyuruda, projedeki amacın ticari uçuşlardaki kargo taşıma kapasitesini yeni fırsatlarla geliştirmek olarak açıkladı. Sadece Amerika Birleşik Devletleri merkezli ve Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren firmaların başvuru yapabildiği proje ile ilgili kararı NASA verecek. Duyurusu yapılan projede bulunacak madenlerin nasıl paylaşılacağı ya da NASA'nın bu madenlerden pay alıp almayacağı açıklanmadı. Dış uzay anlaşması. Proje beraberinde bazı sorunlar da getiriyor. Çünkü 1967 yılında Rusya ve İngiltere ve ABD arasında imzalanan ve daha sonra aralarında Türkiye'nin de olduğu
yaklaşık 100 ülkenin katıldığı dış uzay anlaşmasına göre uzay hiçbir ülkenin malı değil. Ay veya benzeri gezegenlerde nükleer silah gibi insanlığa zarar verecek kitle imha silahlarının yerleştirilmesi kesinlikle yasaklanıyor. Bu anlaşma ülkeler bazında yapıldığı için şirketlerin bu konuda yapacağı faaliyetleri kapsamıyor. Proje ile beraber dünyada özellikle ticari alanda yaşanan rekabetin de uzaya taşınacağı düşünülüyor.